Yatırımın en cazip hali nasıl olmalıdır sizce? Karaman'da bulunan emsal mimarlık ve mühendisleri konuk oluyoruz. Birlikte izleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Karaman turumuz sürüyor. Çok genç bir girişimciyle birlikteyiz ama o yalnız değil. Birçok gençle bir araya gelerek çok özel bir yapı oluşturuldular. Emsal Mimarlık Mühendislik, Karaman'ın en genç firmalarından biri. İnşaat alanında çok güzel çalışmaları, projeleri var. Hem bu birliktelikle ilgili hem de projeleriyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Siz de hoş geldiniz Karaman'a. Hem sizi tanıyalım, hem firmamızı tanıyalım. Bu firma nasıl oluştu? Kaç kişi bir araya gelerek bu fikri oluşturdu? O süreci izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, ben Kocaeli Üniversitesi 2016 mezunuyum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden, Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Bu oluşum daha önce çalıştığımız bir firmada beraber çalışmakla başladı. 6 arkadaş, 3 inşaat mühendisi, biri makine mühendisi, diğeri de elektrik mühendisi olmak üzere çalışmalarımıza başladık. Genç bir firmayız. Kaç yıldır Karaman'da bu işi yapıyoruz? Genç bir kadroyuz, evet. Şimdi ortaklarım, yani şirketi kuran arkadaşlarım, tabii hepsinin iş tecrübesi değişiyor. 1 yılla 5 yıl arasında değişiyor. Bu fikre daha çok zaten logomuzdaki sloganla beraber bir paralellik gösteriyor. Yani tasarımın yeni adı olarak başladık. Yani Karaman'ın sosyolojisine biraz daha uygun ama biraz daha modern, yeniliklere açık, farklı, dinamik bir şekilde, yani biraz daha bizim karakterimize ve yaşımıza uygun bir biçimde tasarımlar üretmeyi düşündük. Evet. Bu şekilde başladık. Karaman'ın modern yüzünü oluşturmada aslında büyük katkılarınız olacak. Fikir de güzel, başlangıç noktası da çok önemli. Şimdi detaylı anlatalım, neler yapıyoruz firma olarak? Firma olarak biz daha çok bir projenin ruhsatlandırılması üzerine çalışıyoruz. Yani en kaba tabiriyle yapılması gereken bir yapının belediyeden izin alınması için gereken çizimleri biz yapıyoruz. Yani müelliflik yapıyoruz daha çok. Bununla beraber mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri üretiyoruz. Onun dışında model ve tasarımlar, yani daha çok sunum üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde, yani sektör zaten inşaatla bağlantılı. Bunun dışında kendi inşaatımıza inşallah başlayacağız. Karaman aslında sürekli gelişip değişen bir kent. İnşaat sektörü de gelişip değişiyor. O potansiyel ne durumda? Sizin gözleminiz nedir? Karaman tabii gelişen bir şehir. Türkiye'nin birçok küçük ilinde olduğu gibi. Artık çünkü büyük metropol şehirler biraz daha sıkışmaya başladı bu anlamda. Yani Karaman modernleşiyor. Aslında patlama noktası şeyle başladı. Üniversitenin buraya kurulmasıyla. Yani üniversitenin ihtiyaçlarını karşılayacak belli işlevler gerekiyordu Karaman'a. Örneğin apart projeleri artmaya başladı. Öğrencinin kalabileceği, işte memurun konaklayabileceği mekanlar üremeye başladı. Biz de bu ihtiyaçlar doğrultusunda belli işlevleri karşılamak için projeler üretmeye başladık. Onun dışında sürekli gelişiyor zaten Karaman. Bunun dışında bir havaalanı projesi başlayacak buraya. Onun da büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum ekonomik anlamda. Yani inşaat sektörü zaten ekonomiyle, ekonominin büyük bir parçası. Evet, 80 tane sektörle sanırım doğrudan ilişkili. Yani bir üretim biçimi aslında. Çünkü sürekli çoğalan bir toplum var. İhtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Modernleşen, ihtiyaçları farklılaşan bireyler gittikçe artıyor. Bunların doğrultusunda bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu noktada şunu da sorayım. Kimlerle çalışıyoruz? Aslında çalışma profilimiz yani biraz geniş ama belli bir yüzdesini, büyük bir yüzdesini daha çok müteahhitler üstleniyor. Çünkü yani müteahhitler biraz daha bu işi fazla yaptıkları için daha çok onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onun dışında özel müşterilerimiz oluyor. Örneğin birisi kendine bir ev yapmak istiyor. Onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üzerinde özel tasarımlar geliştiriyoruz. Bunun dışında belli aldığımız ihaleler oluyor. Örneğin en son Muğla'dan İşkur binası ihalesini tamamlamak üzereyiz şu an.
Bunun dışında başka illerdeki tasarım ihtiyaçlarını da karşılayabiliyoruz. Karaman'la sınırlı değiliz. Genç ve dinamik olduğumuz için biraz ilin dışına çıkabiliyoruz. Evet.